Yani Türkiye'de önce tabii ki adalet kriziyle başladı. Bu daha sonra beklendiği gibi ekonomik krize de evrildi. Bu adalet krizi içinde sayabiliriz HDP'nin kapatılma davasını, işte 2 milyon insanın terörle yargılanmasını, yani terör soruşturma yapılmasını. Bu aslında ne kadar çok insanı mağdur eden ve aslında adalet sistemini de krize sokabilecek bir durum. Yani bu zaten adalet sistemini de çökerten bir şey. Nitekim yakın zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı şikayet etmişti durumdan. Bizim önümüze gelen davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki toplam davalardan daha fazla demişti. Yani bu beklenen bir durumdu. Ve sonrasında da ekonomik kriz ortaya çıktı. Çünkü hiç hukuk güvencesinin olmadığı bir yerde yatırım da olmaz, ekonomik gelişme de olmaz ve ekonomik krizi şimdi bir herkes hissediyor ve en çok da aslında emekliler hissediyor. Enflasyon çok yükseldiği için enflasyon en çok sabit gelirli insanları etkiler, olumsuz etkiler. Bunlar da emekliler de bunları arasında ve mevcut iktidarı en fazla destekleyen yaş grubu olarak da emekliler aslında bu durumun aynı zamanda mağduru da olmuş oluyorlar. En büyük mağduru da onlar olmuş oluyor. Aslında işte demokrasiler insanlığın bulduğu en az kötü rejimler. Yani işte hem iktidarın değişimi kansız olduğu için hem de iktidarın değişeceği ve denetleneceğinin en başta kabul edildiği için iktidarın kötüye gitmesinin de bir şekilde engelleneceği rejimler. Daha iyisi inşallah olur, insanlık tarihi içinde göreceğiz. Yani bu yüzden de iktidarın en rahat ve kansız dönüşeceği rejimlerdir. O yüzden elbette ki daha önce nasıl diğer partiler iktidara geldi, iktidardan düştüyse AK Parti'nin de iktidardan düşmesi demokratik bir sistem olduğunu kabul ediyorsak en normal beklentilerden biridir. Yani en normal hususlardan biridir. Nihayetinde aslında yani AK Parti Türkiye'nin demokrasi tarihine baktığımızda çok da görmediğimiz, o ilk dönemdeki tek parti haricinde çok da görmediğimiz hakim parti konumuna gelmiş ve Türkiye'nin aslında tecrübesiyle de çok paralel bir durum değildi bu. Yani daha çok Türkiye'nin demokrasisinde hakim parti olmuyor. İşte 80 sonrasını ele alacak olursak işte Özal sonrasında işte Doğru Yol Partisi, Refah Partisi, koalisyonlar bu şekilde devam etti. AK Parti'den sonra yani AK Parti'nin aslında %34 ile o dönemin %10 barajıyla da olduğu için çok ağır, çok kendi gücüyle mütenasip olmayan bir formülasyonla mecliste güçlü olarak gelmiş olması hakim partiye dönüştürdü ve hakim parti ile aslında Türkiye'nin kurumları buna uygun değildi yani ve bu nedenle de işte 7 Haziran'da iktidarı kaybettiğinde buna çok hazırlıksızdı AK Parti. Aslında gerek AK Parti ve gerek seçmenler için son derece beklenen bir husus. Yani partiler demokrasilerde seçime gelirler. Seçimi kaybederlerse giderler. Yani hem seçmen açısından böyle hem siyasetçi açısından böyle. Bugün kendisini Demokrat Parti'nin devamı gibi sunan AK Parti tarafsız cumhurbaşkanlığından çıkmıştır. Partili cumhurbaşkanlığını iddia etmiştir ve bunun şampiyonunu yapmıştır. Ama dediğimiz gibi bu nedenle kendi geleneğine de bir anlamda ihanet etmiştir, sırt çevirmiştir. Çünkü bu Türkiye'nin bir kazanımıdır, tarafsız bir cumhurbaşkanı. Görüldü ki bizler o 2017 referandumun sırasında aslında bu tür kötü sonuçları olduğunu ifade etmiştik. Yani siyaset bilimciler bunu söylemişlerdi de. Ama artık deneyerek, tecrübeyle sabit oldu ki bu sistem Türkiye'ye yaramadı. Hukuk krizi derinleşti ve sonrasında da ekonomik kriz herkesi etkiledi.
Şöyle, işte Ukrayna Savaşı falan da etkilemiştir evrensel anlamda, ama onların evrensel anlamda etkisi %5 civarındadır. Ama Türkiye'deki krizi izah etmekten uzaktır. Ne Ukrayna Savaşı ne de Covid aslında Türkiye'deki krizi izah etmekten uzaktır. Türkiye'deki kriz yönetim krizidir, yönetime bağlı olan bir krizdir. Ve bu sistemin değişmesi gerekiyor. Ama buradan çıkış ne olacak? Bütün kurumların kendi uzmanlık alanlarında ve kendi sorumluluk alanlarında çalışması gerektiği ve herkesin hukuken sorumlu olması gerektiği. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle yaşananlardan ders alıp bundan sonra bir işte şeffaf ve adil hesap verebilir bir sisteme ulaşmayı garantileyecek bir yol, yöntem üzerine durmak gerekiyor. Bu yüzden de Demirtaş'ın çağrısı çok önemli ve herkese yapıldığını düşünüyorum. Yani sadece muhalefet için değil, AK Parti seçmeniyle, siyasetçisiyle onları da işine alacak bir çağrıdır diye düşünüyorum. AK Parti iktidarının ikinci döneminde kadın kazanımlarına yönelik bir itirazın hissedildiği bir dönemde, ki bunun da aslında bazı sebepleri var, tabii çok uzun onun sebepleri. Bu dönemde kadın hareketi çok görünür anlamda çok başarılı olamadı. Bu sefer topluma döndü ve gerçekten kadın, işte 8 Mart gibi veya kadınları doğrudan ilgilenen bazı hususlarda çok büyük nüfusu bir araya getirdi. Karma bir nüfusu bir araya getirdi. Fakat kadın hareketi hem siyasi partilerle veya aslında insan hakları diğer kuruluşlarla çok organik ve çok yakın planda beraber bir işbirliğiyle çalışma ya da yani öyle bir tecrübesi de belki yok. Yani veya tam tersine bunlar tam tersini de söyleyebiliriz. Yani partilerin veya diğer sivil toplum kuruluşlarının, insan hakları mesela, insan hakları kuruluşlarının kadın hareketiyle böyle doğrudan çok yakın işbirlikleri, çalışmaları çok fazla yok. Ama kadınların bu başarısı, yani 8 Mart'ta görülen bu başarısı halka yönelik ve halkı harekete geçirmedeki bu başarısı bundan sonra muhalefet partileriyle ve işte insan hakları kuruluşlarıyla daha birbirinin içine geçen şekilde çalışırlarsa genel Türkiye demokrasisini daha yükseltecek bir zemin ortaya çıkabilir. Yani böyle bir ayrılık var. Yani kadın hareketi özel kadın alanında hakikaten güçlü bir ses ortaya çıkartıyor, ama bu muhalefet partileriyle ve işte diğer kurumlarla işbirliğine dönüşmüyor. Böyle bir şey dönüştüğünde daha o sinerji ortaya çıkartacaktır. Daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Yani böyle bir ayrılık söz konusu, böyle bir yani mesafe söz konusu daha doğrusu. Bu mesafenin bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Daha yani olumlu bir şekilde giderilmesi gerekiyor karşılıklı işbirlikleriyle. Şimdi mesela kadınlar genel olarak hep böyle uzlaşmacıdır, yani babayla çocuklar arasında, şu arasında, yani öyle bir uzlaşmacı rolü olmasına rağmen işte barış masalarında mesela hiç kadınları göremiyoruz. Yani halbuki kadınlar öyle bir yetenek geliştirmişler. Yani bunu tabii ki şaşırtıcı, yani böyle bir yetenek geliştirmelerine rağmen barış masalarında kadınların olmaması şaşırtıcı. İşte barış süreçlerinden anlıyoruz, işte Kuzey İrlanda'daki filan öğrendiğimiz gibi. Ama kadınların da işte ev dışında aktif olabilecekleri zemin için bu tür cesaretlendirici ve ön açıcı
Zeminlerin olması gerekiyor. Yani işte çeşitli şekilde masada yerlerin olması gerekiyor ki o tecrübelerini aktarabilsinler ve yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hayat ortaya çıksın.